Herkese merhaba. Futbol Menajer Mobile Türk Yüzü München kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Victoria Kölnle. Köln burada zaten puan tablosunda gördüğünüz gibi bizim bir basamak altımızda 44 puanları var. Ee, son 5 maçtaki form grafiğine bakarsak 3 galibiyetleri, 2 mağlubiyetleri var. Ee, biz de son 5 maçımıza bakalım o zaman. Son 5 maçımızda bizim 3 e, galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet... Ee, bir beraberliğimiz farklı onlardan. Diğeri de fon düzeyimiz aynı hemen hemen. Ee, devam diyelim. Bir kadroya bakalım. Kızılkaya katlanmış Bozdoğan'a teklif var. 1.5 milyon euro önermişler. Ama e, satmıyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu. Öfkeli abi. Durup dururken adamı öfkelendirdiniz ya. Niye teklif iş oldunuz abi ya? Ee, bir değişiklik yapalım mı? Ee, kazanan kadroyu bozmak istemiyorum. Bu şekilde devam edelim. Evimizde oynayacağız. Oyun şekli kontrolü alalım abi. Dengeli yapalım. Evimizde oynasak da rakip bizle hemen hemen yakın seviyede bir e, takım. Ondan dolayı böyle yapalım. E, presi her yerde yapalım mı? Yapalım her zamanki taktiğimiz sonuç olarak. Ara toplar direkt paslaşma tarzını bir karışık yapalım diyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda gole ihtiyacımız olursa direkt yaparız. E, devam diyelim ve maçımıza başlayalım. Kızılkay sakatmış bir maçta kullanamıyormuş. Onu hemen çıkartalım yerine e, arslanı alalım. Ee, devam diyelim ve maçımıza başlayalım. Rakibin 4 tane sakat oyuncusu var. Bizim de 2 sakat oyuncumuz var ama bizimkiler önemli değil. Ee, rakibin bu 4 oyuncusu önemli mi değil mi onu bilmiyorum. O kadar incelemedik rakibi. Analiz yapmadık. Recep'in ortası. Orada karambolde golü bulabilirdik ama bulamadık. Ee, evet Balaban doğrudan kaleye bir şut kaptırmıştık. Orada Tatunç araya girdi bir daha. Ve golü bulduk. Maçın ilk yarının bitmesine 10 dakika kala. Ve ilk yarıyı önde kapattık. Güzel abi. 4 şut çekmişiz. Rakibin şutu yok. Sadece topa sahip olmada üstünlükleri var. Ee, bir değişiklik yapalım mı taktiksel diye düşünüyorum. Şu anlık yapmıyoruz. Rakibin hata 1-1 yaptılar. TL 12. golünmüş bu sezonki deneyimli forvet. Ee, ikinci yarının başında hemen skoru eşitlediler. Bakalım. Maçın devamında neler olacak? Adamların ilk şutunda gol gol oldu ya. Bak bir şut çekmişler adamlar gol etmiş. Sercan, Tunç, Malik orada penaltı kazandık. Evet. Sercan topun başında. Hadi Sercan, bitir oğlum. Attı. Evet. İki bir öne geçtik tekrardan. Güzel oldu abi. Şimdi bir taktiksel değişiklik yapalım mı diyorum? Çünkü adamlar bir şut attı, golü buldu hemen. Adamla şu şansı vermememiz lazım derken golü yedik. 2-2 yaptılar yine. Ee, bir değişiklik yapalım mı abi? Yoksa bu şekilde devam edelim. At oğlum bunu gol. Recep Gül. 3-2 öne geçtik. Çok iyi abi. Artık bir değişiklik yapacağım. Adamlar hemen geliyor gol atıyor ya. Bozdağını çıkartayım mı abi Hasan Ali? Adı güzeli alayım. Sarı Karçı'ya. Şimdi bir de eksik kalmayalım. Şuradan oyun şeklinden disiplinliğe çekelim abi. Ee, kontraya geçelim artık. Ee, savunma derin. Kendi yarı alanımızda basalım artık sadece. Ee, ara topları da bir iptal edelim abi. Karışık. Bu şekilde devam edelim. inşallah gol yemeden bitirelim maçı. Evet son 9-8-8 dakika var. Abi gol yemeden bitirelim şu maçı. Galibiyet serimiz devam etsin. Evet maçın bitmesine çok az kaldı. Kaç dakika uzatma veriyor? Uzatmayı göstermedi bile. 4 dakika uzatma verdi. Abi 90 artıda yemeyelim golü. Gözünüzü seveyim. Araya doğru bir top. İçeri orta uzaklaştırdık. Sevinç. Abi çektirme. Evet son iki dakika. Son iki dakika. Hoca bitir maçı hoca. Sanuç vur oğlum topa. Evet son bir dakika kaldı. Yapma. Hoca bitir maçı bitirdi. Evet. Evet. Bu videodaki ilk maçımızdan galibiyet almayı başardık. Güzel oldu bu. Kaçıncı sıra yükseldik? Sıralamada yerimiz göstermiyor mu? Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Lotte zorlanıyormuş. Evet, Recep Gül haftanın takımına seçilmiş. İyi. Sıradaki rakibimiz Wisbaden. Evimizde oynuyoruz Wisbaden'le. E, kaçıncı sıradayız? 9. sıradayız. 48 puanımız var. 9. E, sıradayız. Niye hala 9. sıradayız abi biz? Evimizde oynayacağız yine. 15. sıradaki Wisbaden'le oynayacağız. Wisbaden'e bir bakalım. Gelecek maç. Hemen şuradan bir bakalım Tahmini 11'leri Evet Bizim benim normalde oynadığım bir sistem Bu 4-2-3-1 ee, Ama artık hani çok gol yiyoruz Falan filan diye 10 numara yerine bir defansif orta saha Savaşçı orta saha oynatıyorum Merkez orta sahanın gerisinde Bir ön libero tarzında Rakip benim tam tersimde oynuyor Büyük takımsan Bu sistemle oynamak güzel ama Büyük takım değilsen biraz şey yani Riskli oluyor Takımları büyük bir hıza sahipmiş. Bizim için dezavantaj olacakları şey yapıyorum. Paslaşma kaliteleri yüksekmiş. Bizim için avantajı olabilecek şeyler. Ligde en az gol atan takımlardan birisiymiş. Ee, falan filan tamam geç. E, ee, Takti geçelim bir daha. Kadroyu bozmayalım diyorum. Bu şekilde oynayalım diyorum. Yine oyun şekli. Kontrolü başlayalım bu maça da. Aynen bu maçada geçen maçki gibi başlayalım. Maçın gidişatına göre değişiklikler yapabiliriz. Bizim bir tane sakat oyuncumuz var. Rakibin hiç sakat oyuncusu yok. Evet maçımıza başladık. Bismillah diyelim. Evet Sercan Malik attı. 1-0 öne geçirdi. Henüz maçın başında e, Vispa'dan karşısında 1-0 öne geçtik. 6. dakikada Malik'in attığı golle. Evet rakibin hata var. Evet rakip hemen karşılık verdi. Tugay Uzan. Bu sezonki dördüncü golü. Sezon boyunca sadece dört gol atabilmiş. Onun da bir tanesini bize attılar. Kapın orada topu abi. Golü yiyordu kaskasın ya. Evet ilk yarının bitmesine çok az süre var. Rakibin atakları devam ediyor. Uzan attı offside. Oh. Offside abi niye ya bu ilk yarının sonlarına durur. Rakibin atakları çok çoğaldı. Yapma yapma. Bir değişiklik yapalım mı? İkinci yarı başlamadan bakalım. Kötü oynayan oyuncumuz kim var? Tunç'un yerine abi. E hemen şeyi alıyorum ya. Hasan Ali adı güzeli alıyorum. Ofansif orta saha rolünde oynasın. Gezgin orta saha yapacağım da o rolde zaten e, Bozdağ'ın oynuyor. Onun dışında oyuna bir Gümüşkaya'yı alalım ya. Forma şansı verelim Gümüşkaya'ya. Kanat oyuncusu. Onun dışında Sevinç nasıl oynuyormuş abi Sevinç. Sevinç'in de kondisyonu baya düştü yani. Sevinc'e bakalım 3 yıldız. Onun yerine Bartu'yu alalım mı? Bir buçuk yıldızmış ya. O, almaya şu an şey yapmayalım. Sürdür diyelim. İkinci yarıya başlayalım. Umarım erken gollerle e, maçı koparırız. Bir iki gol çat çat atarız. Gümüşkaya'dan pas. Taça çıkardılar topu. Gül. içe doğru orta. Bozdan orada karambol vardı. Golü bulamadık. Evet. Topa sahip olmada rakibin üstünlüğü var. Şutlarda falan da rakibin üstünlüğü var ama skoru Skorda bizim üstünlüğümüz oluştu şu an. Ulan boğazıma şey oldu. Bak 2-1 oldu. Şu an bir hamle yapmam gerekiyor mu? 77. dakika abi. Abi şuradan geçen maçtaki gibi bir hamle yapmak istiyorum. Nasıl bir hamle? Şimdi abi bir kere yorulmuş oyunculardan çıkarmak istiyorum. Kim olabilir bu yorulmuş oyunculardan? E, Recep'i çıkartabiliriz. Gol attı ama kondisyon düştü. Ondan dolayı Recep'i çıkartıyorum. Oyun şeklini abi kontraya alıyorum. Disiplinli olalım. Ondan sonra kendi aralığımızda basalım ve ara toplardan vazgeçelim artık. Çünkü ara toplarda çok puan e, top kaybı yaşama ihtimalimiz artıyor. E, hadi oğlum. Son dakikalara giriyoruz. Son dakikalara giriyoruz. Gol de istemiyorum. Yeter ki gol yemeyin. 6 dakika uzatma verdi. Ne yaptık? Hakem bu kadar uzatıyorsun ya. Evet orada kurt araya girdi. Kornel kullandılar. Yes. Bu maçtan da galibiyetle ayrıldık. İki birlik galibiyetle Recep Gül'ün golüyle. Gümüşkaya'ya akıl hocası lazım. Akıl hocası yapacak. Sercan yapsın ya. Sercan tecrübeli isim. Akıl hocalığı yapsın. Sıradaki maçımız deplasmanda haftanın takımına seçilmiş Gümüşkaya. Abi ne yaptı? Asist yapmadı, gol de atmadı. Ben mi yanlış biliyorum? Demek ki ortalaması puanı iyiymiş. Evet bu maça da aynı kadroyla çıkalım mı? Değişiklik yapalım mı? Muhammed'e şans verelim. Haftanın takımına seçilmiş bir özgüven gelmiş olabilir kendisine. Kanat oyuncusu rolünde tamam abi. Ee, başka bir değişiklik yapmaya gerek var mı? Ne oynayalım? Yine kontrollü. Her yerde. Presimiz her yerde. Devam etsin. Ara toplar karışık. Aynı şekilde devam edelim. Videodaki üçüncü maçımıza çıkıyoruz. İlk iki maçtan galibiyetle ayrıldık. Umarım bu maçtan da galibiyetle ayrılırız. Ee, ve puan tablosunda üst sıralara tırmanırız. Tırmanışımız devam eder. Ee, Rakibim bir hata var. Orada golü yedik maalesef. Henüz maçın başında golü yedik. Ama geri cevap da verebiliriz. Hadi be abi. Hadi 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 hadi. Atak yapın oğlum ya. Atak yapın bir şeyler yapın. Bak ilk yarı bitmeden şu skoru 1-1 yapın hadi. Hadi. San üç, gümüş kaya. Bir kornel kullanacağız. Kornerleri de kullanamayacağız büyük ihtimal. İlk yarı bitti. Abi ne yapalım? Ee, sistemde bir değişiklik yapalım. Yapmamız gerekiyor gibi gözüküyor. Ee, oyun şekli. Hücum yaratıcı abi. Onun dışında direkt pas oynayalım artık. Çünkü ilk yarıda bir şey yapamadık. İkinci yarıda yapmamız için biraz değişiklik yaptık. 65. dakikada abi sürekli adamlar geliyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Kendinize gelin anasını satayım ya. Orada ne oldu? Penaltı. Al işte maç bitti. Maç gitti elden. Hain. Vatan haini. Attı golü. Abi 2-0 yeniliyorsun hala şaka peşindesin Kadir ya. Son 20 dakikaya giriyoruz abi. Forma şansı bulmayan gençlere forma şansı vereceğim. Zaten bu maç dönmez buradan. Özeren'i alalım oyuna. Elmaz'ı alalım. Ee, onun dışında Arslan'ı alalım Recep Gül'ün yerine. Başka da bir şey yapmıyorum abi. Devam et. 3-0 olsun isterse 4-0 olsun maç bitti zaten. Çeviremiyoruz. Deplasmanda oynuyorduk. Rakip bizden alt sıralardaydı ama yapacak bir şey yok. Tağı Tunç kırmızı mı gördün yok? Sarı kart gördü ta. Evet. Maç bitti. Galibiyet serimiz son buldu. 4 maçlık galibiyet serimiz son buldu. Sıradaki maçımız Ingolstadt'la evimizde oynayacağız. Liderle oynayacağız abi. Zor maç. Karataş 10 gün şeymiş. Sakatlanmış. Recep Gül'e teklif var. Hayır Recep gitmiyorsun. Bu zamanlarda bizi bana bu şeyleri sorma yapmayın ya. Evimizde oynayacağız. Karataş sakat. Ee, kime alalım abi? Kızılkaya'yı bir yedi alalım. Şuradan bakalım. Kadroda bir değişiklik. Şimdi evimizde oynayacağız. Kontrollü oynayalım abi. Kontra yapmak istiyorum. Şimdi rakip lider ama ben bu sisteme alışmışım. Yani bu sistemde oynuyorum sürekli. Ondan dolayı da bozmak istemiyorum. Bu sistemle galibiyetlerimiz çok. Kontraya alsak mı? Ne yapalım abi? Rakip nasıl çıkıyormuş? Rakibe bir bakalım. Tahmini 11'ine bakalım. Abi 5'li forvet oynuyor adamlar ya. Bunlara nasıl kontra yapacaksın anasını söyleyeyim. Adamlar illaki defansta adamları oluyor. Ee, ya biz oynayalım ya bildiğimiz taktikte oynayalım hadi. Artık zaten korkak oynamanın zamanı değil. Galip galip olmamız lazım bizim. Galibiyet almamız lazım. Ondan dolayı korkak oynamayacağız. Devamlayalım ve maçımıza çıkalım. Videodaki dördüncü maçımız. Rakibin form grafiği de düşük baya. Hani bize bize oranla bize kıyasla. Ondan dolayı korkmanın bir anlamı yok. Yer yenilirsek yeniliriz yani yapacak bir şey yok. Rakibin hata Balaban kurtardı. Tunç batmaz. Evet gol yedik. Gol yedik ya abi şu kafama şey takıldı ya. Şu Malik biz şey yapıyorduk. Gol mü gol. Malik batmaz. Hemen karşılığını verdi Malik. Malik şimdi bu yaratıcı forvet rolünde oynatıyorum ben şu an onu bu süreçte mi daha çok gol gol attı acaba yoksa fırsatçı golcüyken mi attı? Son savunma hemen dibine savunma çizgisine orta sahadan gelen ara pasları koşu yapmak için fırsat kullar. Oyun kurma dimşine nadimen yardımcı olur. Yaratıcı olur. Lider Hücum karakterine öncülük etmek. Abi yaratıcı olarak kalsın. Onu değiştirecektim şimdi. Ee, son maçlarda gol atamıyor diye. Fırsatçı mı yapsam dedim. Ama yaratıcı olarak kalsın. Tam değiştirecekken adam gol attı. Şimdi... Abi bunların orta sahada bir şey var ya. Bak adamlar öne geçti yine. Orta sahayı biraz sağlam mı tutsak ne yapsak? Çift forvet mi oynasaydık? Bir sürü seçenek var da işte. Sercan'a oyna alıyorum. Gümüşkaya sakatlandı kanat forvet rolünde. Evet diyelim. İlk yarı bitmeden bir gol daha atar, atsak bir karşılık versek güzel olacak ama. Olmadı. Devam ee, Sevinç, Gül, Kurt, Sanuç, Balaban. Evet. Abi bir şeyler yapın da. Oyun şeklini değiştiriyorum, hücum diyorum. Biraz daha yaratıcı olmalarını istiyorum takımdan. Ve direkt paslaşma tarzına geçtik. Sercan şutu kaleciden döndü. E, top kaybı yaşadık. Balaban kurtardı. 65. dakika. Malik 2-2 yaptı. Malik bir gol daha atarsan şu maçı kazandırırsan helal olsun sana be. Vallahi helal olsun. Oyuncu değişikliği abi. Şimdi neden oyuncu değişikliği? E, Kondisyon düşen adamlar var büyük ihtimal Gül, Tunç, Sevinç. Gül, Tunç, Sevinç. Bunlardan kimi çıkartacağız? E, Gül, Tunç, Sevinç. Abi adı güzelin alalım hemen. Ofansif oyun kurucu. Adı güzelin bir özelliklerine bakalım mı bir daha. Evet pası falan iyi abi. Adı güzel abi devam. Ee, yapalım bu şekilde. Zaten taktikte değişiklik yapmıştık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lideri anca evimizde inşallah. 20 dakika kaldı. Hadi Malik hat-trick yap. Yedik golü ya. Abi ya. 13 şutumuz var ya. Bozdoğan. Adı güzel. Malik 3-3 yaptı. Abi son hamlemizi yapıyoruz. Sürdür diyorum. Bir dakika durdurdu zaten oyunu. Sürdür abi. Son hamlemiz. Yüklen. Ya da yapmayacağım abi ya. Bunu yaptığım zaman genelde gol yiyorum ya da gol atamıyoruz. Aynı şekilde devam etsin. Ben bir şey demiyorum. Sadece gol atabilirsin abi Malik. Ben biliyorum sana inanıyorum. Bir gol daha atabilirsin. Yapmayacağım abi değişiklik. Gol gelecek inşallah. Hadi abi son iki dakika. Son iki dakika Malik. Sararer 3-3. Bol golü geçti maç. Galibiyet alabilirdik ama alamadık. Yapacak birçok 8. sıradayız. Evimizde liderle berabere kaldık. Playoff'u garantiledi lider. Ekip. E biz ne yaptık? Hemen şuradan puan tablosundan bakalım. 15. sıradaki Lübeck'le yapacağız maçımızı. E, Lübeck'le yapacağız. Şuradan hemen puan tablosuna bakalım. Çıkma şansımız var mı? 52-61. 4 maç oynayacağız. 12 Aradaki fark kaç? 11. <laughs> yani üstüge çıkma şansını kaybettik arkadaşlar. Biz 12 12 puan alsak şimdi kaç puan yapıyoruz? 64 yapıyoruz. Adamlar hiç puan almasa anca adamlar bir maç kazansa eşit oluyoruz. Biz hepsini kazanmamız cırt zor ya. Büyük ihtimal kaybettik üst lige çıkma şansımızı ne yapayım abi ikinci sezonda çıkarız dedik ederiz dedik ikinci sezonda da çıkmaya başaramadık yapacak bir şey yok son dört maçı da oynayıp kariyeri sonlandıracağım yapacak bir şey yok umarım videoyu beğenmiştirsiniz tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.